Hoş geldin sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber çok istek üzerine Shadow of Fight 4 Arena oynuyorum. İyi oynarım, kötü oynarım bunu yorumlarda belirtmeyin. Çünkü kötü oynayacağım büyük ihtimal. Çünkü ilk çıktığı zamanları iyi oynuyordum. Sonradan falan. Ya Shadow of Fight 3'ün teknikleri, taktikleri aynı şekilde adapte edilseydi mekanikleri. Ben Arena'da sorun yaşamayacaktım ama Arena'nın teknikleri ve taktikleri çok farklı. Bir oyuna alışınca adam diğer oyunu oynamakta zorlanıyor. Ya Shadow of Fight 2'de dersen çok boşa saldırmalar vardı. Yani çok boşa ıskalamalar vardı. 3'te bu çok iyiyken 4'te ise daha farklı bir boyuta geçtiler. Yani bir garip yani sonuçta ne ki her şey deniyor galiba. Evet, yeni bir güncelleme gelmiş. Gördüğünüz gibi tümde falan neyse geç. Bana hoş geldin diyerekten o kobra, bir dakika, kobra sana bir geliriz. Sonra geliriz. Neredeydi? Mağazaya bir girmek istiyorum. Mağaza nerede bulabilsem tabii. Şimdi görevler var burada. Bir dakika, var zaten. Fight Pass'a gelelim. Fight Pass'ta vardı. Lynx'in yeni bir kostümü gelmiş. Tamam. O değildi benim aradığım aslında. Şimdi sen buraydı galiba. Oyunu bilen öyle bu izle diyor. İzlemeyeceğim. Hoş geldin olarak kalk gitmediyse tabii. Bana özel teklifler vardı. Sanırsam gitmiş. Bir dakika, tekliflere bir gelelim. Aynen gitmiş. Çünkü 2-3 gün önceydi. Girdim. Video çekeceğim. Sonrasında şey kaybolmuş. Diyordu ki bir sürü kart veriyordu. 200 liraya. Itun'un kartlarını veriyordu ve almak istiyor musun dedi. Ben de almadım. Duruyordu. 2-3 gün durdu. Bugün de gitmiş. Oo, Spine. Steam istek listesine ekledi. Aa, ya, o, tamam, o vardı ya. Ne heyecan yapıyoruz ki? Adamlar oyunu hiç yaptı yok yani. Haber yok yani. Resmen kayboldu. Şimdi ne yapabiliriz? Biz bir karakter seçmeye gerek yok. Burada 2 günlük Engereğin Çukuru varmış. Engereğin Çukuru etkinliği varmış. 2 tane var büyük riskli dediğine göre. Baskı ihtimal, gölge ihtimal. Ha, bir dakika, şuna girelim. Ama giriş için bize bilet lazımmış. Yokmuş o zaman. Şuna girelim. Ha, buna girebiliyoruz. Güzel. Kayıt ol diyelim. Ekip diyelim. Bakalım 3 kişilik bir ekip seçeceğiz. Nasıl bir ekip kullanacağız? Şimdi Asuma'yı kullanamayabilirim. Kötü bir ekiple başlıyoruz. Ya hiç sevmediğim ekipler geliyor. Ağzını kırdım. Çık ya. Çık. Devam et. Yeniden gir. Bakalım değişecek mi? Değişmez yani. Değişmez de niye kötü bir ekiple başlıyoruz ya? Hiç sevmiyorum ben bu Midnight'ı falan. Bu hiç sevmediklerim geliyor. Al seni seçeyim. Yok. Ya biraz Link belki kurtarır gibi ama bu çok istediğim takım gelmeden. Asıl avantaj hızdadır. Evet, asıl avantaj hızda zaten de. Yani dostum, bana istediğim takımı vermiyor musun ki hızlı diyorsun? Bir yavaş verdin, tank verdin. Sonrasında Midnight hızlı ama sevmiyorum. Link'i karşıya da vermiyorum. Oha, bir de şeyi vermişsin oraya. Acı veren kabusun çakma seçeneğini kullanan. Ha, kaptan seç diyorsun. O zaman ortadan başlayalım. Midnight'e feda edelim. Haydi bakalım. 10 olmuş. Kahramanı seç diyor. Bakalım sinir bozucu bir şeyler yaşayacak mıyız? Oyun başlıyor. Evet, soldayız biz. Yok, sağdayız. Sağ solumuzu karıştırmayalım. Şimdi. O kontroller küçük geldi. Oha, dişledik. Şişledik. Tekme attı. Bir şey atalım. O zaman donduğum zaman vursaydı galiba bir şey oluyordu. O alan ne işe yarıyor onu çözemedim. Aa, bir şey diyeceğim. Çok oynayamadı galiba. Ben de oynayamadım açıkçası ama. Lamal 22-13. Bot da olabilir. Bilmiyorum açıkçası, gerçek oyuncu da olabilir. Botlar bu oyuncu çok fena oynuyor ya. Biraz güçsüz yapalım dememişler. Güncellediler mi bilmiyorum onu. Şimdi geldi bizim seçmediğimiz Azuma'ydı değil mi? Burada adı değil, belki başka bir şey olabilir de. Bir şey diyeceğim, anlamadım ama bu adamın bir sinir bozucu. Gölge özelliği kullanmamanız lazım buna karşı. Gölge özelliği mahvediyor.
Bu Azuma'ya karşı yanlış değilse gölge özelliği olmayan bir karakterle çıkmak lazım. Öyle bir karakter var mı? Elimdeki karakterler hep gölge özelliği kullanıyor yanlış değilse. Bak beni yine kilitledi. Şu karakterin de savunmada geçmesine sinir oluyorum bak. Galiba gerçek oyuncuya mı geldik? Aha. Aha, bu karakteri de galiba gölge özelliği kullanırsa o onu durdurma gibi bir özelliği var. Kaptan aldığım iyi olmuş o zaman. Güzel, yıkıldı. Lumberjack miydi? Ne öyle bir şeydi bunun adı galiba. Adını unuttum şu an hatırlamıyorum da isimleri niye yazmıyor ki burada? Evet 2'ye 1 kaldık. Şu an bunun canını ne kadar azaltırsam iyi. Çünkü kullanamıyorum karakteri ama bakalım neler olacak. Ya şey ileri atak bir dakika. Tamam aradığımı buldum. Yapma ya. Şimdiye kadar doğru düz oynayamadım ama bakalım son round neler olacak. Evet. Link'i biraz severim. Bakalım bir dakika özellikleri biraz farklı mı? Yok aynı özellikler ikisi de. Bakalım Link vs Link'te ne olacak? Bir tık avantajlı değilim artık. Avantajlı değilim. Yakınız birbirimize. Adam var ya tam hareket yaptım. Ya benim sinir bozucu ya. Sinir bozucu bir şey yapıyor ya. Hep savunmada yakalıyorum. Ağzını kırdım var ya. Biliyor beni yani. Ya da ya hızlı hareket etsene ağzını kırdım ya. Link de çok uyuzmuş ya. Link de yemin ediyorum çok uyuz ya. Hareket etsem mi etmesem mi diye düşünüyor acı ya. Benim bir sinir etme ya. Oyun çok ağır geliyor bana ya. Cidden arenaya neden oynamadığımızı bir kez daha anlıyorsunuz. Ya adam bot da olsa gerçek de olsa çok sakin takılıyor ya. Yemin ediyorum çok sakin takılıyor. Benim o sakinlik beni sinir ediyor. Midnight'la başlayalım. Aa Link aldı. Hep 3 3'e hepsini kesecek şimdi Ethan'ın. Farklı özelliklere sahip bu sefer. Ben sabırsız dövüşen bir insanım. Ay ağzını kıracağım ha. Ya çıkamıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne? Çıkamıyorum oradan ya. Ağzını kıracağım. Bu videoda çok edit yapacağım. Çünkü çok sövdürüyor bu oyun bana. Bu arada ne olduğunu öğrendim. Orada canım yakıyormuş. Oraya bir giriyorum çıkamıyorum. Aa yakaladı beni. Aa yine. Ya bu nasıl bir şey oğlum? Beni ikiye bir o alana atıyor ya. Ben ne dedim? Adam bir adamla üçümüzü alacak dedim. Ben dediğim her zaman çıkar hacı. Benim dediğim her zaman çıkar. Şurada bir şey olacak da neydi kızın adı? Güzel. Sen orada bir kal. Yeter artık ya. Mahvettin bizi. Gerçek oyuncu mu bu? Ağzını kırayım ya. Ha, Azuma geldi.
Yok, ağzıma gelmiyor. Önce şey geliyor, Sergey. Ya adamın kadroya bak, bir benim kadroya bak. Sergey de çok iyi. Gölge formuna girdi miydi mahveder ortalığı. Bir de alanın olması daha sinir bozucu. Aha. Aa. Bitti ya, bitti. Ağzını kıracağım ya. Keşke sövmeseydim ya. Videoyu hiç editsiz yüklerdim yani. Bir de edit yapacağım diye uğraşacağım bu videoda. Bakalım bir sefer nasıl bir takım denk gelecek. Kur bakalım. Bir dakika, geri gel. Senin bilet sistemine başlayayım oyun, değil mi? Şuraya gireceğiz. 50 bilet istiyor. Buraya gireceğiz. 49. Burada mücevherim yok doğru dürüst. Şuna bir ekip kuralım bakalım. Haydi bakalım. Şimdilik ne gelecek? Azuma'yı bir nevi alasım var. Bir nevi yok. Maymun kral alacağım. Kesin bir saçma bir şey olacak ama. Link'i alırım. Kasap. Bak, kasabı denemek istiyordum. Sonunda kasap geldi. Bakalım. Umarım Shadow Fight 3'teki kasap seti gibiyse. Vay. Yaktım ortada ama. Sansam öyle değildir. Bir sefer takım daha iyi gibi. Bakalım bir sefer. Ne de olacak? Önceki resmen bir ölüm takımıydı. İntihar timiydi resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha. İtuf kasap. Oyun ya. Ayıp ediyorsun ya. Bize verdiğini karşıya da ver yani. Lan zaten bu takım da intihar takımı gibi zaten. Bir kasap iyi gibi. Maymun kralı dersen. Aha, intihar bombacısı geldi. Bu atıcı da yemesindik. Ağzını kırdım. Ya ağzını kıracağım ya. Sinirleneceğim. Aa, başlarım ya. Niye sinirleniyorum ya? Ağzını kırdım ya. Adama ve gelen kadroya bak. Bir benim kadroya bak ya. Iron Claw bana bir gelseydi. Iron Claw gerçi. Şu alana sinir oluyorum. Bu alana sokuyor ağzını kırdığım karakterleri. Ağzını kırayım ya. Yiğit gitti ya. Gitti, ağzını kırayım ya. Yine iki kişi birden gitti ya. Bir tane alamadık ya. Kesin bu da hantaldır. Ağzını kırdım oyunu çok şey ki, garip ki. Hiç hızlı değil. Ağzını kırdım. Iron Claw'du. Ne yapmışlar? Böyle değildi bu ya. Böyle değildi bu ya. Ağzını kırdım ya. Oyuncu bir telefonu kıracağım ya. Devam devam. Ağzını kırayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hacı bu Shadow of Fight. Bunu kim yaptı ya? Nick yapmadı bence bu oyunu. Bu oyunu Nick yapmadı hacı. Nick yapmış olsa böyle olmazdı bu oyun. Çünkü Nick'in yaptığı oyun. Nick'i bozdu. Nerede bozdu biliyor musun? Bu Shadow of Fight Arena'yı yaparken bozdu bence. Çünkü eskiden böyle oyunlar yapmazdı yani, saçma sapan. Bir firmayla anlaştı, kimle anlaştıysa. Eskiden iyi oyun Shadow of Fight 2'den, 1'den, 2'den 3'e gelirken güzeldi de 3'te bozmaya başladı zaten. Ağzını kırdım. Yani 3'teki oyunu kopyala yapıştır yapacağın yere mekanikleri. Git ağır bir oyun yap ya. Cidden ağır bir oyun. Aynı anda saldırdık. Nasıl o bana önce vuruyor? Ağzını kırdım. Kasap da gitti ya. Telefonu kırdı. O neydi lan?
Bu ne ağzını kırdığım ya? Sinirlenmeyeceğim. Ağzını kıracağım senin gibi karakterin daha. Öl la. Ağzını kıracağım ama. Sakin oynayayım bakalım nereye kadar gidecek. Hadi bakalım. Azdan az, çoktan çok gider. Lan ölmen lazım senin. Yani bir zahmet öl yani. Şimdi geliyor Titan çakması Markus. Bir de bozuk Titan mı bu? Ağzını kıracağım. Bu bozuk Titan'a karşı hiç savaşamayız. Gidemiyorum oyun. Bir gider misin şuradan ya? Öldür beni ya. Öldür. Ağzını kıracağım ya. Alan yüzüne gidemiyorum ki ağzını kırdım. Alanda mı çıkayım? Onunla mı dövüşeyim ya? Gitmeye çalışıyorum. Gitmiyor. Hantal. Yemin ediyorum. Hantal bu oyun ya. Hareket etmiyor ya. Bir saattir basıyorum öne gitmedi ya. Oradan kalkıp öne gidene kadar. Ya bu kadar da uyuzluk olmaz ya. Bırak acı ya. Ben oynamıyorum ya. Benden isteme arena işte ya. İstiyorsunuz. Olmuyor acı. Olmuyor işte. Olmuyor. Hikaye getirdiler, o da hayatta kalma tarzı. Belki bir hikaye de denerim ama onu da başaracağımı sanmıyorum. Belki bir hikaye denenebilir ama o da hayatta kalma tarzı işte. Ha bir dakika. Şimdi Shadow Fight'in bozduğu noktadan biri de Shadow Fight 2 ile 3'ü bağlayacak bir hikaye oyunu gelecek. Shaders biliyorsunuz. Shaders da hayatta kalma tarzı. Bu hikayeyi nerede bozdu diye soracak olursanız. Arena'da da hayatta kalma tarzı. Shaders'ta da hayatta kalma tarzı. Kardeş sen Shadow Fight 1'de bir açı oynamadığım için bir şey demiyorum. 2'de güzel bir hikaye sunmuşsun. 3'te zaten hikayenin içine ettin. Çünkü son o nasıl bir sondu yani. Ben anlamadım vallahi cidden hikayeden hiçbir şey anlamadım. Çorbaya çevirdiler zaten 3'te hikayeyi. Çünkü parça parça sundular. Beceremediler bence. Arena'da zaten hayatta kalma tarzı sundular. Gittiler bir de Shaders'ta hayatta kalma. Hadi Shaders'ı geç. Shaders biraz oynanabiliyor yani. Shadow Fight 2'nin mekaniklerini ya da 3'ün mekaniklerini koymuşlar ya da seri oyun yani. Ağır geldi. Cidden bana bu oyun ağır geliyor. Yani yorumları yapacaksınız biliyorum ama. Yok oyun oynayamasını beceremiyorsun falan. Ben bu oyunu istek üzerine çekiyorum. Becerebilir olsam çekerdim her zaman zaten. Bunu da burada söyleyeyim. Sinir olduğum için şu an daha da konuşmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sinirlendiğiniz olursa, oyun olursa benim gibi oynamayın hacı. Oynarsanız bir yeri kırarsınız. Ben kırmamak için sabrettim. Kırmadan çıktım bari. Çünkü ekonomiyi düşündüm. Parayı düşündüm. Şunu düşündüm. Bunu düşündüm. Telefon alması kolay değil. Ondan uzak durun böyle zararlı oyunlardan. Hadi hoşça kalın. Ne ki bana şimdi telif atacak. Uzak durun. Oynamak isteyen oynasın. Oynayabilen oynasın ya da.